Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle gözleme tavasında yapmış olduğum harika bir börek tarifimi paylaştım. Fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce böreğimizin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine şöyle bir su bardağı su e, su bardağım standart arkadaşlar 200 milim olarak düşünebilirsiniz üzerine yarım tatlı kaşığı e, tuzu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum daha sonra her tarifimde mutlaka söylüyorum e, unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim bu tarifimde ben toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım Evet sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi böreğimin hamurunun malzemesi sadece bu kadar e, tuz su ve un 3 malzemeden harika bir e, hamurumuzun kıvamı olacak. Şöyle aktif bir şekilde yoğuralım. Hamurun içerisinde e, sıvı yağ olmadığı için birazcık toparlanması birazcık uzun sürebilir. Evet, yani şöyle normal e, hamur kıvamından birazcık sert bir hamurumuz olacak. Evet, hamurumun kıvamı da bu şekilde. Dediğim gibi çok böyle yumuşacık bir hamur değil. Birazcık sert bir hamur hazırladım. Hemen hamurumu tezgahımın üzerine alacağım ve gelişi güzel keseceğim arkadaşlar. Hamurun içerisinde maya olmadığı için beklememize de hiç gerek yok. Çalışmamıza devam edebiliriz. Şöyle hamurumu gelişi güzel keseceğim. Daha sonra 6 tane olacak şekilde bezeler yapacağım. Ben böreğimi gözleme tavasında pişireceğim arkadaşlar. Eğer tavanız daha küçükse ona göre de biraz daha küçük bezeler de alabilirsiniz. Ben şöyle e, hamurumu açarken de biraz sonra size de göstereceğim. Tam böyle gözleme tavamın boyuna göre açacağım arkadaşlar. Dediğim gibi daha küçük e, tavada veya neydi pişiriyorsanız ona göre bezelerinizi biraz daha küçültebilirsiniz sonra bezelerimi şöyle bir servis tabağımın içerisine alıyorum. Ee, üzerine böyle yüzeyi kurumaması için bir poşetin içerisine geçireceğim arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Bu arada böreğimin iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Böyle çeyrek çay bardağı sıvı yağını küçük bir tavamın içerisine aldım. Bir adet kuru soğanı böyle küçük küçük daha önceden doğramıştım arkadaşlar. Böyle birazcık rengi değişene kadar soğanlarımı kavuracağım. Daha sonra soğanlarımı ve içerisine pul biber, toz biber ve tuz olacak şekilde baharatlarımı ayarladım. Ölçülerini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada ben iç harcı olarak sirken otu kullandım arkadaşlar. Dilerseniz ıspanak veya kıymalı, kaşarlı, peynirli de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Emin olun her şekilde çok lezzetli olacaktır. Şarjımı da hazırladıktan sonra hemen şöyle bezelerimi alıyorum ve büyütmeye geçiyorum. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Bu kadar dinlendirmemiz yeterli. Ben bu tarifimi kahvaltı için hazırladım arkadaşlar. Özellikle bu gibi börek tariflerini yani bu gibi pratik börek tariflerini kahvaltı için tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de dikkatinizi çekmiştir mutlaka arkadaşlar. Her evde olabilecek malzemelerde ee, hamurumu gördünüz Sadece un tuz e, suyla yoğurduk harcını ise e, dolabımızda ne varsa yani neyi seviyorsak ona göre ayarlayabiliriz gerçekten dinlenmeye değer bir tarif arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bezemi unladıktan sonra hamurumu açıyorum bu kadar dinlenmesi yeterli görmüş olduğunuz gibi hiç beni yormuyor çok kolay bir şekilde hamurlarımı büyütüyorum birazcık unlu açabiliriz arkadaşlar hamurum birazcık sert ve 6 tane bezemin hepsini büyüteceğim. Daha sonra hepsime yerleştireceğim. Bu yüzden birazcık böyle unla açabiliriz. Önce de hatırlatmıştım. Kullanacağınız tavanızın veya tepsinizin boyuna göre bu şekilde ayarlayalım. Böylece daha güzel olacaktır. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalımda daha buna benzer birçok tarifler var. Şöyle bir göz atarsanız çok sevinirim. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji. Hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize destekleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ayarladım arkadaşlar. Videomda da görmüş olduğunuz gibi ilk başta şöyle e, tavamı güzelce yağlıyorum. Ara katlarına da yağ süreceğim. E, ara katları çok fazla yağlı olmasın ama e, tavanızın bu ilk katıyla son katı birazcık daha farklı yağlı olabilir. Çünkü o yağın sayesinde böyle güzelce kızaracak. Evet birinci hamurumu bu şekilde tepsime yerleştirdim. Arasına çok fazla olmayacak şekilde arkadaşlar. Videomda görmüş olduğunuz gibi sıvı yağ sürüyorum. Toplamda e, tam yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Evet, bu şekilde ikinci hamurumu da sürdükten sonra yine aynı şekilde sıvı yağını sürüyorum. Buralarda kesme yapmak istemedim arkadaşlar, birazcık hızlandırma yaptım ama her anını böyle sizinle paylaşmak istedim. Üç hamurumu aynı şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Daha sonra tam ortasına iç harcımı yerleştireceğim. Evet, bu da üçüncü hamurum. Evet yine yağ sürdükten sonra. E, bu arada arkadaşlar eğer birazcık küçük e, olmuşsa hamurlarınız kenardan birazcık çekiştirerek e, aynı boya getirebilirsiniz. Veya büyük olmuşsa eğer kenarından katlamanıza hiç gerek yok. Böyle birazcık e, içerisine verin. Birazcık böyle marul marul hani biraz kıvrım kıvrım da olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama kenarından katlarsanız e, o kenarı kalın düşer pek hoş olmaz. Evet, üçüncü katında, yani tam orta katında bu şekilde e, iç harcımı yerleştiriyorum. Kalan üç katımı da yine aynı şekilde e, son katlarına yerleştireceğim arkadaşlar. Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum, ama e, olur da unuttuğum, atladığım bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Ben bu tarifte fırın kullanmadım. Görmüş olduğunuz gibi tavanın içerisinde yani ocağın üzerinde pişirdim ama eğer isterseniz aynı şekilde bir tepsinin içerisine yerleştirip fırında da pişirebilirsiniz. O şekilde de emin olun çok lezzetli olur. Evet son hamurlarımı şöyle 5. hamurumu da aynı şekilde yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi arasına sıvı yağını çok az olacak şekilde sürüyorum ve son katımı da aynı şekilde güzelce yerleştiriyorum ve son yağı son katı biraz daha Yağlı olması gerekiyor. Şöyle hamur piştikçe içerisi sulanabilir, iç harcı sulanabilir, kenarına akabilir. Bu, bu yüzden şöyle elimle kenarlarını böyle birleştiriyorum arkadaşlar. Ve kalan sıvı yağını da üzerine döktükten sonra pişirmeye alacağım. Bu arada çok böyle kısık ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. Kısık ateşte pişirirsek hamurumuz kurur veya çok yüksek ateşte pişirirsek de hemen pişer. Yani yüzeyi hemen pişer ama içerisi pişmez. Şöyle orta ateşte sürekli kontrollü bir şekilde böyle çevirerek pişirelim. Böyle sık sık kontrol ederek bu şekilde çevirerek böreğimizi pişirelim arkadaşlar. Şöyle ara ara da kontrol edebilirsiniz. Evet ocağımız tam ortasından yanıyor ama onun e, ısısıyla kenarları da ısınacak. Kenarlar da aynı şekilde pişecek. Eğer bu şekilde tavanız çok büyükse kenarları çok kızarmıyorsa bakın bu işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet güzelce kızardıktan sonra şöyle diğer tarafını çeviriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Ee, biraz daha kızartabilirsiniz. Ben çok böyle kurutmak da istemedim piştikten sonra şöyle üzerine bir 5 dakika kadar e, bir mutfak havlusu örtelim. Yüzeyini kadar dikkat etsek de yüzey e, kuruyabilir. Birazcık yumuşasın arkadaşlar. Evet biraz e, yağsının az olduğunu düşünürsen şöyle ki hamurun kenarını kaldırarak içerisine yağ dökebilirsiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böreğim servisi hazır. E şöyle hemen bir dilimini sadece alıp size iç kıvamını, iç dokusunu yakından paylaşmak istedim. Tabii siz dilimlerken böyle e tavanın içerisinde dilimlemeyin. Ben çok dikkatli bir şekilde dilimliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladım ve gerçekten böyle kat kat ve gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Özellikle kahvaltı için çok böyle tavsiye edeceğim bir tarif. Çok da pratik olduğu için böyle çay ne kadar hazırlayabileceğimiz bir tarif. Ve çok sıcak olduğu için ancak bu kadar gösterebiliyorum kıvamını. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.